Siyaset gündeminin temposunu arttırdığı bu günlerde Pusula TV'nin stüdyosunda minik konuklar vardı. Merkez Anaokulu 5 Yaş Gökkuşağı grubu öğrencileri mesleklerin tanıtılması kapsamında Pusula Gazetesi ve Pusula TV'yi ziyaret ettiler. Öğretmenleri Selvihan Kartal Başören öncülüğünde yapılan ziyarette öğrenciler ilk olarak Pusula Gazetesi haber merkezini gezdi. Burası benim masam, muhabir oturuyor. Orada da yine muhabir arkadaş oturuyor. Burası spor müdürlüğü masası. Spor haberleri yazılıyor burada. Gelin böyle. Nereye hangi habere geleceğini ayarlıyor yani. Çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pusula Gazetesi imtiyaz sahibi ve Pusula Radyo Televizyon Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Tığ ve haber merkezi çalışanları çocuklarla ilgilenerek sorularına yanıt verdi. Facebook'ta sayfası olan var mı? Var. Tamam, zaten hepiniz gazetecisiniz. Facebook'ta kişisel bir gazete haberleşme iletişim olacak. Tamam, o zaman senin de olacak. İlla herkesin gazetesinin olması da gerek yok. Tamam, sosyal medyadan olayları paylaştığınız zaman zaten siz de gazeteci oluyorsunuz. Aynen öyle. Evet, akşam televizyonda çıkacaksınız. Aynı kanalda. Pusula TV'de çıkacaksınız. Aynı kanalda. Pusula. Bak, sen şimdi bir daha bir etkinliğiniz olunca okuldan bize haber verin diye siz bizim gazetemize de televizyonumuza da çıkarsınız. Zaten şimdi Pusula televizyonda çıkıyorsun. Para kazanmak için reklam yayınlamak zorundayız. Evet, o yayınladığımız reklamlardan para alıyoruz. Öğrenciler daha sonra Pusula TV'de televizyonculuk hakkında bilgi aldılar. Hayır, oturmuyoruz. Sadece arkada. Burası televizyonumuzun beyni. Karanlık. O karanlık ayarlayacak şimdi orada kameranın abiler. Sizin sesleriniz, görüntüleriniz buraya gelecek. Ondan sonra biz onları buradan yayına vereceğiz. Hayır tabii ki. Siz bunları bugün burada çekip izledikten sonra eve gittiğinizde de izleyebileceksiniz. Daha sonra biz bunu tekrarlarda kayıtlayıp tekrarlarını da yayınlayacağız. Şimdi daha sonra hepinizi göreceğiz. Ben sizi oradan yayına vereceğim. 20 kişilik öğrenci grubu daha sonra Atilla Öksüz'ün canlı yayın konuğu oldu. Yaklaşık bir saatlik programda sorular yönelten öğrenciler seçmek istedikleri meslekler hakkında da bilgi verdi. Nedir bu çalışmanın esprisi? Bu proje nedir? Bize biraz bilgi verirsin seviniz. İletişim haftası dolayısıyla çocuklarımızın her gün izledikleri televizyonu, haberleri, babalarımızın izlediği, annelerimizin izlediği haberleri stüdyosunda yani yerinde gözlemlemek. Çünkü yaş itibariyle biz görerek ve yaşayarak daha kolay öğreniyoruz. Çünkü bazı şeyler bizim hayal gücümüzün aşabiliyor. Yani bunu gördükleri zaman onların akıllarında yer ediyor. İleride dediğiniz gibi meslek seçimlerinde ya da bu konuyla ilgili fikir sahibi olurken bu yaşadıkları deneyimi hiçbir zaman unutmayacaklar. Bunu sözel olarak anlatmak çocuklarda sınırlı bir öğrenme evet. sağlıyor. Biz de Sayın Velim Sinan Bey'in sayesinde böyle bir organizasyon yaptık. Ben ileride polis olacağım. Ben büyüyünce gazeteci olacağım. Böyle babalarımızın okuduğu gazeteleri bir şey yazacağım. Büyüyünce yüzücü olacağım. Yüzücü olacağım, spor. Olsun. Hani yüzerken de, yüzücü olurken de başka bir meslek yapabilirsin aynı zamanda. Büyüyünce basketçi olacağım. Peki ne istiyorsun? Ne meslek yapmak istiyorsun? Öğretmen. Öğretmen olacaksın. Ne öğretmeni? İngilizce. Güzel. Öptüm, sevdim, helalleştim. Öptüm, sevdim, helalleştim. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mayıl oldum gonca güle. Ve ayrılık vakti geldi. Öğrenciler onu da hep birlikte söyledi.